Devre arasında sizlerle birlikteyiz sevgili seyirciler. Trabzonspor-Atakaş-Hatay mücadelesinin ilk yarısında gol yoktu. Sıfır sıfırlık beraberlik. Ulaş Özdemir'le birlikte ilk yarıyı değerlendireceğiz. Gol yok. Ben şöyle atayım pası Ulaş Özdemir sana. Trabzonspor 5,5 maçtır kazanamıyor. 5,5? <laughs> 5,5 da bu maç işte yani. Ha ya 45'i diyorsun. Evet bu 45'i de sayarsak. Yani <laughs> bir beraberlik, 4 yenilgi... Gol yollarındaki problem bu maçlara devam ediyor. Evet bunu çözemiyor ama nihayetinde Trabzonspor'un bence son iki maç özeline baktığımızda önceki maçlara oranla daha iyi bir oyun ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Yani hiç olmazsa sürekli deniyor, zorluyor. Ceza sahasına girişleri daha fazla arttı. Bekler'in oyuna katkısı Hı -hı. daha fazla özellikle bu maç Eren'in sanki böyle sol içte oynaması oynuyormuş gibi ya da oralarda sürekli gezdi işte e, rakip takımın stoperi ve e, bekinin arasına çok fazla girdi, ortalar yaptı. Yani bunları mesela özellikle bekler Trabzonspor'da kendi alanında bekliyordu. Yani Mehmet Can'la Eren'in oynadığı e, maçlara baktığımızda. Dolayısıyla Trabzonspor 4 kişiyle falan hücum ediyordu. Şimdi dört kişiyle neyi çözebilecektin? Daha çok savunma ve geçişi kovalıyordu Şimdi baktığınızda nereden baksan 6 7 oyuncuyla beraber ceza sahasında tehlikeler yaratıyor. Şutlar çekiyor. Ne bileyim işte rakip ceza sahasına girişleri artıyor. Gol beklentisi daha yüksek ama sor, bu golü bulamıyor. İşte orada en büyük problem de bence öne açının eksikliği. Ya yani Enis ee, evet Şimdi annesi yine bana <laughs> kızacak ama Öyle ellerinden de öperim annesinin evet ee, bir yorumumdan dolayı Instagram hikayesi atmış arkadaşlar gönderdi bana hmm. iki hafta önce şey demiştim yani e, Enis Destan Trabzonspor'un asla ana oyuncusu değil aslında rotasyonda kullanabileceği bir oyuncu demek istedim. Değerli de şey demiş yani bu ne demek bunu çok iyi anlayamadım. Aslında o demekti yani evet. e, ilk 11 oyuncusu olamaz Enis şu görüntüsüyle beraber. Çünkü bu maçta da görüyoruz yani rakip takımın stoperlerini asla rahatsız etmiyor. Yani stoperler çok rahat olarak Enis'i bozabiliyorlar bu oyunda. Şimdi yedeklere baktığın zaman da hani bunu bozabilecek bir e, oyuncusu var mı Trabzonspor'un? E, umut evet. Bozok Enis'ten um, daha kötü. Umut bugün yedekler arasında Umut Bozok. Evet. Ee, o da haftalardır yoktu Trabzon'da çok tartışılan e, bir isimdi ne olacağı Ama bugün e, yedekler arasında değil mi sanırım bir özür e, dilemiş Abdullah Avcı'dan özür dilemiş ee, Daha sonra da hocanın karayla beraber affedilmiş Umut Bozok ama ya yani Umut Bozok da Bir onu açığı değil ha, Bir öne açığı bırak yani bir enis değil aslında öyle Hı -hı. söyleyeyim e, Çok iyi bir performansı vardı belki geçmiş yıllarda ama Trabzonspor'da nedense oyundan mı kaynaklı, sistemden mi kaynaklı, kendisinden mi kaynaklı bilmiyorum. Yani bir oyuncu bu kadar kötü bir performans ortaya koyamaz. Hatırla Galatasaray maçından sonra zaten bütün oklar üzerine çekildi Umut'un. Ama Enis şu anda Umut'a göre daha iyi bir performans ortaya koyuyor. Evet. Hiç olmazsa yani pres gücü yüksek alanları kapatıyor ama bir santrafor dediğin zaman... Rakip stoperleri yoracak abi şimdi. Futbol öyle bir oyun işte evet. bu yok mesela. Ona çuyu e, madem konusu açıldı. Yani boşu boşuna oynatamadı Trabzonspor. Yani Afrika Uluslar Kupası'nda çağırdılar kadroya. 3 dakika mı oynadı? Onu? Yani öyle zaten finalde yok. Yarı finalde yok. Çeyrek finalde yok. E, boşu boşuna işte Pepe de aynı şekilde. Pepe de evet. Fildiş'i şampiyon oldu. Tamam şampiyonluk sevinci yaşadı ama o da oynamadı. Yani... Boşu boşuna bu iki oyuncudan haftalardır faydalanamadı Trabzonspor. Evet yani öyle bir talihsizlik oldu. Zaten Önaç'ı ve Pepe hadi Trezege'yi yine saymayalım. Orayı bir şekilde e, yine idare edebilirsin Fontas'la veya işte Visca'yı zaman zaman o tarafa kaydırıp e, yine bir şekilde yönetebilirdin o süreci ama e, Trabzonspor zaten Önaç'ı alana kadar da büyük bir gol problemi yaşıyordu. Öne açı geldikten sonra bu problemi çözdü. Öne açı gitti yine gol problemi yaşıyor. Evet. E, dolayısıyla tabii burada bir transfer planlamasındaki hatalar mı, yanlışlar mı? Ya bunlar çok e, sorun değil aslında ama Trabzonspor net bir santraforu e, sezon başlamadan kadrosuna dahil etmeliydi. Elindeki oyuncular bu anlamda çok yetersiz kaldılar. Bugün için de baktığınızda yine hani Trabzonspor'un şu an için en büyük oyun aklı Mendy ve Viska. Ya bunun dışında hı hı. E, hani geriden oyunu kurabilecek, bu anlamda e, katkı sağlayabilecek oyuncusu yok Trabzonspor. Bir Mönyer geldi. Onu nasıl buldun? Bence. Yani Kupa iyi. maçında iyiydi. iyiydi evet. O zemine rağmen. E, bu Onu maçta, zaten ayrı konuşmak bu, lazım da bu maçta. Bu maçta da ya bak şöyle bu. Ya bir, belli değil mi hani adam futbolcu ya tabii, kalite yani fizik hani, yerinde her, her anlamda. Temposu henüz daha e, istenilen düzeyde olmasa bile. Bu lig için bence yeterli. Bir şöyledir. Şimdi bek oyuncuları birer kanat oyuncusu gibi e, artık kullanılıyor modern hı hı. futbolda değil mi? Şimdi yani önündeki kanat oyuncusuyla da bek oyuncularının oyun kurabilmesi lazım. Şimdi bunu kuramadığın zaman senin sadece savunma yapman yeterli olmuyor bu takım, bir takım için. Şimdi Mönyer böyle bir oyuncu. Yani hem savunmayı doğru yapabilen hem hücum aksiyonlarına katkı verebilen. Evet dolayısıyla da orta açabilen bir oyuncu. Trabzonspor'un evet. en büyük eksikliği de bir en açı gibi bir e, santraforunuz var. Hmm. E, ceza sahasını orta at, açamıyorsunuz. Yani, ortaları ona açı gelince bayağı asiste dönüşebilir. Tabii dönüşecek. Yani bana öyle geliyor. Eren'in de iki maçlık performansını beğeniyorum. Özellikle geçen maçta attığı gol yani kupa maçında e, Münye attığı. kesti Eren attı. Evet. Sağ bek kesti sol bek Solbek attı. Bek maçta attı. da öyle dedim zaten. Şöyle yani işte e, o zaman e, Trabzonspor'da Sağ bekte Pereira oynuyordu, sol bekte Novak oynuyordu. Hatırla bir Fener maçında e, Pereira ortaladı, doğru, evet. e, Novak gol attı. Arka direğe. Bu Biraz işte doldurmak. sizin aslında e, savunma hattınızın ve hücum hattınızın iki bek tarafından ne kadar doğru kurgulandığını ortaya koyar. Şimdi Bugün için bu denklemi eşitleyebilir misin? Çok hayır. Çünkü Eren hala e, bir bek oyuncusunun nasıl... Oynaması gerektiğine dair hem savunmada hem ucunda büyük eksiklikleri var. Ama hayati gol dediğimiz kupa maçında attığı o golden sonra Eren'de özellikle bu maçta baya bir toparlanma gördüm. Çünkü futbol biraz da moral ve motivasyon işidir. Aynen öyle. Yani mental olarak seni de yukarıya kaldıracak bir ışık gerekir. İnşallah o ışık e, o kupa maçında attığı golle yanmıştır. Bu maçta da ben hakikaten Eren'i evet. performans anlamında da beğendim. Rakamları Mozek da baktığımızda yüzde %61 61'e 39 e, toplu oynama oranında üstünlüğü var Trabzonspor'un. Bir sarı kart var o da hatırlatalım daha maçın henüz başında. E, Trezegen'in hakemi aldatmaya yönelik hareket ya bence penaltı değil yani. şeklinde bir evet. sarı kart gördün hatırlatalım. Penaltı değil diyorsun. Bence değil. Hakemlik bir şey var mı ilk yarıda? Yok çok yok. Ben Ali Şansalan'ın yönettiği maçlarda çok böyle hata yaptığını görmedim ya. Belki böyle iki maç sayabilirsin ancak. Trabzonspor için demiyorum Genellikle yönettiği maçlarda. Genel anlamda. Evet iyi hakemlerimizden de bir tanesi. Trezege e, sahanın en iyilerinden biriydi diyebilir miyiz? Yani bir, bir şeyler ya, diyemez miyiz? Hayır canım yani Trezege çok savruk oynuyor bir defa. Ya yani bir topu direkten döndü. Ya yani şut atması direkt... gereken yerde şu e, şut atmıyor, pas atması gereken yerde şut atıyor. Böyle biraz kafasında karışık. Ben anlayamıyorum. Yani Afrika Kupası'nda iyi bir performans ortaya koydu aslında. Değil mi? Baktığın zaman Tirezik'e. Buraya geldiğinde bambaşka bir hale bürünüyor. Yani bir kanat oyuncusunun bu kadar savruk oynamaması lazım. Yani sağ tarafta bir oyun aklı olarak Vizca'yı bul, buluyorken ya solda da bir oyun aklımız sen ol artık yani Trabzonspor için değil mi? Hı hı. Bu arada e, rakip ceza sahasında topla buluşmada 29 evet. kez topla buluşmuş Trabzonspor. 7 kez e, Atakaşatay Spor yani 29 kez normalde hani bir Maç ortalaması falan oluyor. Bardi bu takımın on numarası olamaz. Şimdi Bardi'yi bugün sen on numara olarak oynatıyorsun ama. Yani elinde çünkü oyuncu yok. Bir Fontas var belki o bölgede kullanabileceğim. Bakasitas gitmiş. Abdülkadir Ömür gitmiş. Ama yani Bardi'nin orada kaçırdığı iki net pozisyon var ki. Yani evet. evlere şenlik hakikaten. Yani gerçekten ya bu kadar da hani insan yeteneklerine... Tırnak içinde ihanet etmez yani. O eksikliği herhalde bayağı bir hissedecek Trabzonspor. Evet. Üretken bir orta saha 10 numara işte Bakasetas'tan sonra, Ömür'den sonra orada şu mevcut kadroda orayı dolduracak oyuncu çok fazla yok gibi duruyor herhalde. Bence de yok. Ya yani şu oyunu mesela şu oyunu baka, bakalı bir oyun. Bakasetas'ta şu oyunu oynasaydı Trabzonspor ya yani şu maçı 2 ya da 3 yapmıştı şu ana evet. kadar. Isı haritası dikkatini çekiyor mu Hatay Spor'un? Ceza daha sahası kendim. kıpkırmızı. Evet. Yani, yani Trabzonsporlu oyuncular 29 kez orada topla buluşmuşlar ceza sahasında ve e, orası bayağı bir hani kıpkırmızı olmuş. Ama işte o zaman da şu eleştiriliyor. Bu gerçi Trabzon'un daha baskılı oynadığını gösterir ama bu kadar girip ceza sahasını gol atamamışsın. Yani. Onu da eleştirmek lazım. Tabii yani Trezeguet'in kaçırdığı, Bardi'nin kaçırdığı yani %100'lük bir pozisyonda topu yani göklere vuruyorsun. Olmaz yani tam da en güçlü ayağına düşüyor top yani. Evet. Tabii şimdi bu maçın ilk yarısını, hatta maçın tamamını maçtan sonra zaten takım oyunda konuşacaksınız. Evet. Unutmadan şunu da sorayım. Başakşehir kurası çeyrek finalde Trabzonspor Başakşehirle karşı karşıya gelecek. İçeride olması büyük bir avantaj ama rakip öyle çok kolay bir rakip değil Trabzonspor için. Yani Çağdaş Ata'nın gelişiyle beraber Başakşehir bir oyunu oturtmaya başladı ve bundan da hiç taviz vermiyor ama Trabzonspor san, ee, kupa hedefinde devam edecekse alacaksın o maç. Yani ama şu da var. Hani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'la eşleşebilecekken iyi de bir kura çekti e, diyebiliriz herhalde. Ya Başakşehir de bu ligin iyi takımlarından bir tanesi sevgili Onur. Ya. Öyle ben çok Geçen kötü... sezonun finalisti. Tabii yani dolayısıyla hani çok böyle küçümsemeden konuşuyorum. Tabi. Trabzonspor olarak baktığımda hani kupa maçına kadar Pepe, Önaç'ı, yani iki önemli oyuncusu da gelecek. Evet. Onların gelişiyle beraber daha yüksek bir kadro kalitesinden bahsedebileceğiz. Daha güçlü bir oyun ortaya koyacaktır Trabzonspor. Ama yani Başakşehir'e nazaran Trabzonspor hala e, oturtamadığı bir sistem, bir oyun var. Ve bunu sürdürülebilir hale de getirmiyor. Getiremedi bir türlü. Ama son iki maçta özellikle yukarıya doğru... ...yani yavaş yavaş ivmelenen bir oyun görebiliyoruz. Bunun devamlılığı önemli. Yani hmm. Sezon sonunda ne bırakacak Abdullah Avcı hmm. oyun olarak? Ee, hangi oyuncular e, takımın iskeletinde kalacak? Onu görmek lazım. Biraz hmm. ben oralara bakıyorum. Yoksa bugün Trabzonspor'un aldığı sonuçlar elbette önemli. Ancak en önemli iş gelecek sezonun planlamasında e, masada neyi göreceğiz biz? Evet. Onun içinde tabii e, beklemek lazım. Şimdi şu da var. Tamam. Hafta içi iş günü. E, saat 17. Ya 17'ye maç koyulur mu? Allah evet, Allah. Evet. Tribünler aşkına. çok boş. Hatta bomboş. Ben hayatımda gördüğüm en boş Trabzon tribünü diyebilirim. Evet. Bilmiyorum sen hatırlıyor musun? Hatırlıyorum abi nakir zamanlardan. Bu kadar boş bin, çok... Bin, bin bin seyirci falan geliyordu o zaman da. Yine böyle kötü sezonlardan bir tanesiydi ama ya Trabzonspor takımı bu, değil mi? Yani dört büyük evet, takımdan. Ne olursa olsun bir istediği tanesi. kadar iddiası kalmasın ligde falan ama e, bu görüntü üzdü bu, ya. Bunu federasyona soruyorsunuz. Yayıncı kuruluş böyle istedi diyor. Falan ben çok öyle olduğuna da inanmıyorum. Ama dediğim gibi yani Trabzonspor'un maça eğer oynanacaksa yani mesela Pazartesi maçları saat 8'de oynanıyor değil mi? Hı hı. E, niye Trabzonspor mesela maçı Pazartesi oynuyor? Mesela buçuk yapıp bu maçı da. Ne bileyim 6 yapabilirlerdi İşte işte 5'te insanlar işten çıkıyor. Yani e, tamam belki Trabzonspor'un iddiası kalmadığı için biraz da boş kalmış olabilir. Onu bir tarafa koyarsak bu maça yetişemeyen, gelemeyen de bir sürü insan vardır Var, muhtemelen. Tabii yani şu bugün mesai günü. İnsanlar işten tam işten çıkış saatinde Hı -hı. maç koyuyorsun yani. İnsan şimdi belki amirinden izin alıp bazıları maça gelmiştir. E, alamayanlar ya da maça gelmek istemeyenler zaten gelmeyecek de. E ne olacak şimdi yani bu yazık günah değil mi? Böyle Aynen, bir maçı evet. pazartesi 17'ye koyuyorsun. Evet. Cuma günleri saat 8'de maçlar 20'de. Pazartesi günleri saat 8'de. Trabzonspor'un pazartesi maçı 17'de. Ya buna federasyon başkanı da artık bilmiyorum ya. Hep ona mı denk geliyor bu işler? Çok da anlayabilmiş değilim. Evet, yani pazartesi 17 olması... E bu tribün boşluğuna sebep olmuş olabilir. İkinci yarışını başlamak üzere e, bir hamle olur mu Trabzonspor'da? Ben bir şey beklemiyorum yok şu an için. Aynen devam eder e, ikinci yarıya. Yani Yedekler ben... arasında işte e, Ryan Baniye, Benkoviç, Mehmet Can, Kerem Şen, Umut Güneş. Kupa maçında 11 başlamıştı orta sahada. Gök'ten sonradan girmişti kupada. Umut Bozok, Fontas ve Poyraz var. Fontas hamlesi mi? Konut e, bilmiyorum ya. Takımda düşün ya. Rotasyonda oyuna böyle girdiğinde direkt katkı sağlayabilecek oyuncun yok. Daha çok savunma oyuncuları e, yedeklerde. Hı hı. Ben belki burada bir Poyraz hamlesini yapabilir Abdullah Avcı diye düşünüyorum. Yani Gök'tan da olabilir bunlardan bir tanesi. Onun dışında oyun gidişatına göre belki hani skoru alabilirse Trabzonspor. İşte savunmaya da bir takviye gerçekleştirebilir. Evet tabii Atakaş Şatay Spor'da kısaca konuşmak gerekirse Galatasaray'dan transfer Halil bugün e, Santrafor olarak e, görev yapıyor. Onlar da tabii kendi sahalarında daha çok kabul ettiler oyunu ama zaman zaman kontralarla etkili olmaya çalıştılar. Ya ben Halil'in Santrafor'dan ziyade daha çok Santrafor arkasında da iyi iş yapabileceğini Etkisiz düşünüyorum. Etkisiz kaldı bence. Hiç. Kalır yani o boydaki Santrafor şimdi Trabzonspor'un stoperler arasında zaten yok olur gider o boyda bir santrofor olmaz. Alil daha çok yani ikinci forvet gibi oynatılırsa katkı sağlayabileceğim bir oyuncu. Yani 4-4-2 sisteminde özellikle bence çok doğru bir kurguda. Hatırla e, milli takımda e, oynadığı bir maç vardı yine. 4-4-2 sisteminde Halil büyük katkılar sağlamıştı. Evet milli takımda bir ara bayağı atıyor. Evet. Peki Ulaş Özdemir çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Devre arası yorumlarını aldık. Maçtan sonra yine takım oyununda da yorumlarını alacağız. Biz hemen pası Kerem Canbulat ve Ahmet Akçan'a atalım. Skorboard'a gidelim.